Türkiye 85 milyon, bize lazım olan kaç? 850 kişi. Asker arkadaşın, hacı arkadaşın, hastane arkadaşın, bir de bir yere gidip gelirken otobüste denk geldiği insanlar zaten 850 kişiyi geçmiştir. İşte satış stratejileri. Şöyle bir olay var. Diyor ki küçük balık büyük balığı yutar. Böyle bir laf var değil mi? E peki plankton da var denizde, balina da var. Bu söze baktım, balinadan başka balık olmaması lazım değil mi denizde? Evet. Peki plankton da var, hamsi de var, yunus balığı da var, balina da var. Küçük balık kıvrak olursa ne olur? Onay hareket eder. Mesela bizim kapıdan çıkınca şöyle baktım, şok market görünüyorum. Yanı başında ne var? 100 lira var değil mi? Biliyorum. Az öteye gidiyor. 1000 var. Bir tane daha 100 lira var. Bizim duvarda ekli bir tane ekobini var. Bir de karşıda tarikatçıdan yeri var mesela. Tarikatçıda daha aşama kadar oraya gitmek satık ediyor benim için. Her aşama kadar uğraşıyor da sabır. Bir tek benden uğraşıyor diye. Bütün tarikatçılara ben tek başıma yetiyorum. Başı demez benden tarikatçı. Asla başı demez. Her şeyi bulur cevabını veririm ben. Ama ondan yok da yani. Niye? Aklı yok. Aklı olsa tarikata girmez zaten. Kendi olur. Böyle bir şey işte. Oradan bu o kadar insanın ara yerinde biz de iş yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Nasıl çalışıyoruz biz? BİM'deki çeşidi öğrendim ben. 600 tane çeşit var. Sor bakalım buradaki bakkal biliyor mu 600 tane çeşit olduğunu. 900 tane de 101'de var. 1200 tane de şokta çeşit. Peki bizde ne gram var? 2500. Mesela istese bir adamdan kızı Head & Shoulders şampuanın ince telli saçlara dolgun görünüm. BİM'e gidecek yok, şoka gidecek yok, 101'e gidecek yok, gelecek bana. Yok, kostası mı istedi. Orada yok, gelecek. Mecbur gelecek. Yok ki. 42 nolu Trebolu çayı. Hadi bakalım. Bu orada. Yok. Ya Migros'a gidecek ya bize gelecek. Birinci malları satıyoruz biz. Birinci mal. Ona herkes zaten koruma tuzru. En iyi tuzru koruma tuzru. Hadi bakalım. Tarış sirke. Hadi git bakalım bu orada. Ya Migros'a gidecek Çanakkale ya bize gelecek. Yok ki. Bir de sen sigara satmıyorsun. Bir de sigara satmıyoruz. Şimdi. Sigara yok. Rakı da yok, gazete de yok bizde. Şimdi Fersan sirke ve Tarış sirke. Bak alırken bunları alın ha. Kolonya. En iyi fermentasyonu bunlara veriyorlar. Adam 2 liraya şey satıyor orada. Sirke satıyor. Lan oğlum dedim bu zaten 1 lira, 1,5 lira şey. Paketi bunun. Oradan yapılıp gelinceye kadar. Yani oğlum 3 liraya sirke olur mu? 1 lira, 1 lira 25 kuruş zaten bunun ambalajı. Nakliyesi var. Bu adamın kerime nasıl oluyor? Sadece nakliye, ambalaj, zaten su. Su. Tarış sirkeyi aldığı zaman, biz veriyoruz da tarış sirkeyi. Bir de ötekini kullanmıyor. Ta geliyor, buluyor onu. Başka yere gitse bile artık tarış sirke alır. Tarış, bak. Tarış 3 parça yapılan. Zeytin birliği, pamuk birliği, bir de incir birliği. Tarışın sirkelerini incir birliği yapar. Limon suyunda da bak bunu şey, limon suyunu biz tasvip etmiyoruz, kullanmam diyoruz da. Ha, kullanacağım diyorsanız tarışınkini. Kühne de olabilir, kullanmam. Bu da Türkiye pazarında veya Fersan. En iyi fermentasyon onlar veriyorlar. Ne yapmış olduk biz? Küçük balık, kıvrak balık olduk. Adam ne yapıyor? Şu andaki Ezne'deki şokum. Şimdi biz bundan çıkmadan nereden öğreniyoruz? Ezne'nin çocukları çalışıyor ya. İşten çık, bundan sık sık işçi değiştiriyor, işten çıkan bize söylüyor sen. Bu kadar para topluyor. Bir de söylüyor da geliyor söylüyor zaten bizim kendi çocuğum. BİM müdürü bizden alışveriş yapıyor sürekli. Şok kıyafetinden geliyor, şok bizden yapıyor, insanlar da görüyor. Ya. Neden yapıyor onu? Ya oradan çıksa bile benden o işi onu. Aptal mı? Öteki adam orada işten çıktığı zaman yüzüne bile bakmazlar ki zaten patron. Aptallar başkasının da olunca kendi memleketini bu akıllarına söylüyor. Şokun tam iki katı iş yapıyoruz biz mesela. Ciromuz iki katı.
Bayramcı'da bir şey yaptık ya. Bayramcı'da bir şey yaptık ya. Gerek yok ya. Biz sermayenin tabana yayılması taraftarıyız. Herkesin bir tane işi olmalı ve o işte ihtisas sahibi olacak. Mesela bunu ya en kıyı taraf ülke Arnavutluk. En dandik ülkedir her şeyde Kosova, Arnavutluk. Arnavutluk'ta böyle Burs diye bir liman şehri var. Biz yani İzmir'de ihracat ve ithalatın yap. Tek limanı var zaten ya başka. Tek liman, tek havalimanı. Ben bir baktım Sinsice, Sans diye okunuyor değil mi bu? 1800 bilmem kaç, 1700 bilmem kaç, 1900... Ben oğlum dedim ya bu ne ya? 100 yıllık, 150 yıllık işletmeli, aile işletmeli bu kadar mı bu kadar? Kocaman falan değil ya. 150 yıldır aynı yerde adam aynı işi yapıyor. Dedesinin dedesinden kalmış. Dedesinin dedesinin işini yapan var mı burada ya? Yok. Yok ya. Yani. Adam imam. Oğlanı Bozya'da da şey, meyaneci. O da meyanecilik yapmaktan haz etmiyor. Çocuğunu imam hatibe veriyor. Çocuk imam hatipte okuyamayın yazın babasının meyanesinde çalışıyor. O da imam hatipte okumayı istemiyor. İmam oluyor. Ama imam oluyor ama aklı hep şeyde, meyanede. Çocuğunu bu sefer liseye veriyor. O çocuk dedesinin meyanesine gidiyor, çalışıyor. Ama şöyle bir laf oluyor. Ya benim babam hoca ama biz meyhanede çalışıyoruz. Meyhanede çalışmak istemiyor. Şey almıyor çocuğum. Böyle kısır döngü dönüyor. O imam hatibe veriyor. Hafız yapıyor çocuğum. Hafızsın oğlum bir ben. Ben oğlum dur lan ne de yapıyor sen. Ya meyhaneci al ya hoca al ya. Adam koyun çobanı. Çocuğunu muhasebe oku diyor. Niye veteriner değil? Niye ziraat mühendisi değil? Bizim yaptığı işi da beğenmiyor. Çünkü çocuğumda bu işte şey almasın. Ama yani çocuk da gidiyor muhasebeci oluyor. İstanbul'da bir şirkete giriyor. Aklında hep inek boku. Hep inekli ama aklında. İstanbul'daki adamda hiç inek yok. O da ziraat şey veteriner olmuş. Plazaları, AVM'leri istiyor. İğreniyor. Hiç kimse başarılı değil mi, mutlu değil. Hiç kimse işi beğenmiyor. Toskana'da bir tane şey var. Seyrettim. Toskana'dan adam gittim lan ben izinde. He, işe bak ya. Ta Toskana. Şey çek. Ne diyor ona ya? Belgesel. Çocuğu soruyor. Ne olacaksın diyor. Çiftçi olacağım. Bayramış'ta sen ne olacaksın desen bir de. Ben çiftçi olacağım der mi çocuk ya? Kaç kişiye dedirtiremezsin onu. İşte bizim sıkıntımız bu. Orada çiftçiye değer veriliyor. Çiftçi. Saygını yani adam. Yani köyde oturuyor diye küçük gör. Çiftçilikten para kazanıyor abi. Ya para kazanmasa da beklentisi yüksek değil. Bizim beklentimiz yüksek. Çift çeker traktör alacağım. Lan masaya 135 yeter sana ya. Gerek yok arkadaş ya. Değil mi? 135 evet. Var değil mi? Doğru. Sen burada çiftçiyim de kız vermezler. Yörükler. Beğenmediğin yörükler kız vermezler. Bana kızlar varmıyor zaten. Kızlar da gelmez. Benim onun için çiftçi olacağım diyor. Tabii üniversiteyi bitirmeden çiftçilik yok. Ziraat mühendisliğini kazanır zaten. Ya ne olacak? Zor bir şey değil herhalde. Tek yere yazacak Çanakkale. Oraya kazanacak. Çiftçilik yapacak bu çocuk şimdi. Mesela.